Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı 233. sayfayı işleyeceğiz. Şifreyi bulalım. Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola ve soldan sağa yazılarak gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz. Demokrasi, ayrımcılık, oligarşi, dilekçe, hürriyet, hukuk, dilekçe, monarşi, kanun, medya, seçim, yargı, anayasa, yasama, yönetim, teokrasi, cumhuriyet, siyasi parti, kamuoyu ve yürütme gibi kelimeler var. Bu kelimeleri çizdiğimizde bir şifre çıkıyor ortaya. Bu şifre de eşitlik. Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Eşitlik ile ilgili düşüncelerimizi defterimize yazalım. Eşitlik toplum içerisindeki bireylerin aynı haklara sahip olması anlamına gelen bir kavramdır. Bireyler arasında okurken iktisadi açıdan hiçbir şekilde ayrım yapılmamasına eşitlik denilmektedir. Özgürlüğün olduğu bir yerde her zaman eşitlik vardır. Çünkü ancak haklarını özgür bir şekilde dile getiren bireylerin oluşturduğu toplumlar eşitliği tam anlamıyla mümkün kılabilirler. Eşitliğin olmadığı toplumlarda imtiyazlı insanlar ortaya çıkmaya başlar. İmtiyaz başkalarının da daha fazla hak ve mağduriyet yaşamasına neden olur. Toplumda hukuksuzluğun ve kanun tanımazlığın baş gösterdiği bir toplum oluşmaya başlar. Kapalı toplumlarda veya demokrasinin olmadığı toplumlarda insanlar eşitlikten söz edemezler. Burada eşitliğin söz edilebilmesi için öncelikle özgürlüğün oluşturulması gerekir. İnsanlar kendi hak ve özgürlüklerini ellerinde bulunduradıkları için de eşitlikten bahsedilemez. Ülkemiz cumhuriyet ilan edilmeden önce monarşi ile yönetilen, insanların hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı, kadınların çalışma hayatının olması sınırlı olan bir ülkede cumhuriyetin ilanı ile birlikte dünyada ilk kadınlara haklar veren ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu sayede kadınlarımız hem politikada hem de çalışma hayatında aktif olarak rol almaya başlamıştır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.